Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 6. ünite 3. dersi işleyeceğiz. Kitabımızın son konusu arkadaşlar bu. El Vahdetü Sadis 6. ünite, Et Dersü Salis 3. ders, Enneşatatü Sakafiye, Kültürel Faaliyetler. Yönergeyi vermiş zaten burada. Biz direkt kulüplere geçelim. Arkadaşlar imleci takip edebilirsiniz. Nadi Hilali Ahmer, Kızılay Kulübü. Hilal zaten ay demek. Yani hilal Türkçe'de de kullanıyoruz. Ahmer de kırmızı demekti. Nadi İsafatül Evveliye, ilk yardım kulübü. Nadi Rahalat, rühletün yolculuk demek, gezi demek. Rahalat yolculuklar. Ülkemizdeki gezi gözlem kulübüne eşdeğer arkadaşlar. Nadi Riyada, spor kulübü. Nadil Mektebeti, kütüphanecilik kulübü. Nadil Hasup, bilgisayar kulübü. Nadi Sıhhatü ve Nezafet, sıhhat sağlık demek, nezafet temizlik demek. Ülkemizdeki önceki ismi Çevre ve Temizlik Kulübü'ydü yanılmıyorsam. Nadi Şiir, şiir kulübü. Nadi Elfen ve Sekafe. Fen sanat demek arkadaşlar. Sekafetünde kültür demek, kültür ve sanat kulübü. Emakindül Eseriye, tarihi yerler. Arkeolojik yerler olarak da geçiyor bazı kaynaklarda. Nadi el-Mesrahiye ve temsil. Nadi kulüp demektir. Mesrahiye tiyatro, temsil temsil. Yani tiyatro ve temsil kulübü diyebiliriz. Temsil zaten Türkçede de kullanıyoruz. Piyes anlamına geliyor. Oyunculuk kulübü de diyebilirsiniz. Tiyatro ve oyunculuk kulübü. Nadi resim, resim kulübü. Ma acebeni, hoşuma gitmedi. Acebeni, hoşuma gitti. La ahtaru, seçmiyorum. Ahtaru, seçiyorum. Arkadaşlar ben bu konuyu anlatırken hep öğrencilerimle şundan bahsediyorum. Muhtar ve ihtiyar heyeti dediğimizde, muhtar seçilen kişi, muhtar seçilmiş. İhtiyar heyeti de muhtarla birlikte seçilen çoğunluk, onu vurgulamaktadır. Buraya baktığımızda arkadaşlar, Enneşatatü Sakafiye, kültürel faaliyetler, kültürel aktiviteler. Bu örnekte iki öğrenci var. Bunların tercih ettikleri ve etmediklerinden bahsedilmiş. Bu etkinlik bizde kulüpleri pekiştirmesi açısından önemli. Nadir Riyada, spor kulübü, sağdaki öğrenci bunu seçmiş. Nadi Errehalat, seyahat, gezi kulübü, soldaki öğrenci bunu seçmiş. Nadi el-Masrahiye ve temsil, tiyatro ve oyunculuk kulübü, bunu seçmemişler. Örneklere geçtik. İkinci örnek, Nadil Mektebeti, kütüphanecilik kulübü. Nadi el-Resim, resim kulübü, üçüncü etkinliğimiz, bunu seçmemişler. Nadi el-Fen ve Sekafe, kültür ve sanat kulübü. Bunlarla ilgili yorum yapılmamış. Beşincisi, Nadi İsafatil Evveliye, ilk yardım kulübü. Arkadaşlar Arapçada ambulans demek isaf. İsaf ambulans anlamına geliyor. Nadi Es-Sıhhat ve Nezafet, temizlik ve sağlık kulübü. Nadi Şiir, şiir kulübü. Burada 7 tane kulübü vermiş. Bunlarla ilgili cümleler oluşturacağız. Ben vereyim örnekleri size. Üstüne siz tamamlayabilirsiniz benzer etkinlikleri. Sorumuz şu arkadaşlar. Eyyü hangi demekti? Eyyü, nadi, yucibuke. Hangi kulüp hoşuna gidiyor? Yucibuni, nadi, rüyada. Spor kulübü hoşuma gidiyor. Ben öğrencilerime hep bunu anlatırken şunu söylerim. Yucibuni, tucibuni. Hoşuna gitme, hoşa gitmek yani beğenmek, sevmek. Buradaki biz olayın şuradaki ni kısmındayız. Yani yucibuni, benim hoşuma gidiyor. Yucibuke, senin hoşuna gidiyor. Yucibu neden diyoruz? Çünkü kelime müzekker, nadi. Eğer müennes bir kelime olsaydı, mesela kubbetün, o zaman da tucibuni diyecektik. Müzekker müennes konusuyla ilgili bu fiil. Yucibuni nadi riyada. Spor kulübü hoşuma gidiyor dedi. Örnekte bunu söyledi. Soru, ikinci soru kalıbı. Hel yucibuke nadi temsil eydan. Tiyatro ya da temsil kulübü de, oyunculuk kulübü de hoşuna gidiyor mu? La, ma yucibuni, hayır hoşuma gitmiyor. Hel mimat sorusudur arkadaşlar.
Mesela bu kalem mi? Hel haza kalem. Nam haza kalem. Evet bu kalem. La haza defter. Hayır bu defter. Bunun gibi. Yukarıdaki kulüpleri bu etkinliğe göre tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Diğer sol sütuna geçtiğimizde Eyü Nadi Tahtarine hangi kulübü seçiyorsun? Burada da fiilimiz seçmek. Tahtarine karşımızdaki kıza sormuş. Eğer erkeğe sorulsaydı Eyü Nadi Tahtaru diyecektik. Ahtaru ben seçiyorum. Nadir Rahalat seyahat kulübünü seçiyorum. Hel tahtarine nadir resim eydan resim kulübünü de seçiyor musun? La ma ahtarehu. Hayır onu seçmiyorum. Arkadaşlar bunlar bizim formülümüz gibi. Bunlara bakarak diğer kulüpleri de buraya ekleyebiliriz. Kitabımız 210 sayfa. Sayfa 205'teyiz şu anda. Buradaki soru kalıplarına bakalım. Kelimeleri vermiş. Hüve o erkek. Nadis sıhhat ve nezafet. Sağlık ve temizlik kulübü. Arkadaşlar nezafet Arapçada temizlik demek. Taharet de temizlik demek. Temiz erkek nazif. Temiz gene eş değeri tahir. İki tane kelime temiz anlamına gelen. Sıhhat de zaten sağlık demek. Türkçe'de kullanılır sıhhat kelimesi. Nadi şiir, şiir kulübü. Bunlarla ilgili bir soru oluşturmamızı istemiş soru cümlesi. Hel hüve ehtare nadi sıhhati ve nezafet. O diyor, erkek için soruyor, o erkek. Sağlık ve temizlik kulübünü seçiyor mu? La, hayır. Seçti mi? Mazi ile kullanmış. La ihtare nadi şiir. Hayır, şiir kulübünü seçti diyor. La ihtare seçti. Ehtare. İkincisi hel yine hiye ile sormuş bunu. Hiye demiş pardon. Hiye nadil masrahi ve temsil, tiyatro ve temsil kulübü, nadir resim. Burada da soru kalıbını şu şekilde oluşturmamızı istiyor. Yukarıdaki örneğe bakarak hel hiye kız için olduğunda ihtar et diyeceğiz. Hel hiye ihtar et. Nadil mesrahiye ve temsil. Burada soru cümlemizi oluşturduk. Temsil ve oyunculuk hani oyunculuk ve tiyatro kulübünü seçti mi? La hemen buradaki gibi hayır diyoruz. İhtar et seçti. Nadir resim hemen alternatif kulübümüzü vermişti zaten. Resim kulübünü seçti. Diğer örnekleri de bu şekilde tamamlarsınız arkadaşlar. Buradaki kulüplere bakalım. Hüve demiş o erkek. Nadil Mektebeti, kütüphanecilik kulübü. Nadir Rehalat, seyahat kulübü. Gezi gözlem. Türkçe'de öyle söylüyoruz. Nadi Riyada, spor kulübü demiş. O kız bu etkinlikte arkadaşlar erkek için söylersek ihtar et seçti. Kız için ihtar et. O seçti, o bayan seçti. Gene Nadir Riyada, spor kulübü. Nadi İsafatül Evveliye ilk yardım. İlk yardım kulübü. Dördüncü etkinliğimizde de Hiye demiş gene o kız. Nadi Sıhhatil ve Nezafet sağlık ve temizlik kulübü. Nadil Mektebeti kütüphanecilik kulübü. Arkadaşlar bu etkinlik görsel bir çalışma. Burada öğrencileri vermiş. Biz cümlelerimizi okuyalım. Eşleştirmemizi istemiş. Mesela resimlerin üzerindeki yazıları okuyalım. Nadil Mektebeti, kütüphanecilik kulübü. Nadir Rehalat, gezi gözlem, yani seyahat kulübü. Tam karşılığı seyahat kulübü. Nadir Rüyada, spor kulübü. Nadir Resim, resim kulübü. Aşağıda iki kulüp daha var. Nadi Es-Sıhhati ve Nezafet, çevre ve temizlik kulübü. Nadil Masrahiye ve Temsil, tiyatro ve oyunculuk kulübü. Temsil, biraz önce bahsettim. Türkçe'de de kullanılıyor. Piyes, temsil o anlamda. Görsel eşleştirme arkadaşlar. Zaten bu cümleleri anladığınızda resimlerle de direktman eşleştirebilirsiniz. Tersumu çiziyor, resim çiziyor. Arkadaşlar Arapçada suretünde resim demek. Mesela tersümü, resim hepsi Arapçada aynı. Ressam aynı kelime mesela Türkçe ile. Ressam Arapçada da kullanıyor. Tersümü resim çiziyor. Et talibetü kız öğrenci. Zehreten cemileten kız öğrenci güzel bir çiçek resmi çiziyor diyor. Zehretün çiçek demekti. Bunu resimde eşleştirirsiniz. Tekumu et talibatu kız öğrenciler yerine getiriyorlar, sergiliyorlar. Bir edvarin muhtelife çeşitli roller.
Devrun rol demek, edvar roller demek, fi mevadi-il muhtelife. Kız öğrenciler çeşitli konularda roller sergiliyorlar dedi. Burada arkadaşlar muhtelife kelimesi zaten Türkçe'de kullanılıyor. Çeşitli demek. Devrun rol dedik, edvar roller. Buradaki mevdu konu demek zaten. Türkçe'de mevzu nedir diyoruz mesela. Mevadi-il muhtelife çeşitli konularda kız öğrenciler roller sergiliyorlar. Üçüncüsü gene tunazimu temizliyor. Et talibatu kız öğrenciler el kütübe. Kız öğrenciler kitapları temizliyor. Görselinde de şimdi bunun bakarız. Yunazimu düzenliyor. Et tullabu erkek öğrenciler. Rehalat geziler düzenliyor. İlel müdüni vel kura. Mudun şehirler demek arkadaşlar. Çoğul bir kelime. Tekili medinetün. Kura köyler demek. Tekili karyetün. Karyetün. Rif de köy demek Arapçada. Yani cümlenin anlamını vereyim. Erkek öğrenciler şehirlere ve köylere geziler düzenliyorlar. Diğer cümlemize bakalım. Yunazimu düzenliyor. Et tullabu, öğrenciler. Müsabakati riyadiye. Erkek öğrenciler spor gösterisi, spor müsabakası düzenliyor. Yunazimu. Buradaki ona bakacağız görselini. Yasilu et tiflu yedeyhi. Öğrenci elini yıkıyor diyor arkadaşlar. Biraz önce bunları göstermiştim zaten. Kulüpler ve kulüplerin etkinlikleri. Mesela gasele yıkamak demek. Yasilu. Gassaletün çamaşır makinesi. Kelime türetme. Gayet Arapçada da kullanılan bir yöntem. Burada bir metnimiz var arkadaşlar. Çok son derece sade. İhtiyarun nadi. Kulüp seçimi. Hasan'la Sami arasında geçen bir konuşma arkadaşlar. Limaza niçin ahterte seçtin? Nadi et temsil ya Sami. Sami niçin tiyatro temsil yani oyunculuk kulübünü seçtin? Oyunculuk kulübü diyelim. Li'enni çünkü ben. Li'enne çünkü demekti. Li'enni çünkü ben. Uhibbu seviyorum. En ahüze almayı. Devren rol. Rol almayı. Mafi temsiliye. Çünkü ben diyor yani bir gösteride rol almayı seviyorum. Bir gösteride bir oyunda rol almayı seviyorum. Biraz önce Edward dediğimiz roller dediğimiz kelimenin tekili bu. Devrun rol. Çünkü ben gösteride bir oyunda rol almayı seviyorum. Haza rai. Bu harika. Ve ene udvun. Udvun üye demek arkadaşlar. Ben üyeyim diyor. Fi nadir rahalat. Ben gezi kulübüne üyeyim. Nadir Rehalat gezi kulübüydü. Onu çok pekiştirdik. Udvun ilk kez geçti üye. Hel ente udvun sen üye misin? Fi nadil masrahiye ve temsil. Sen tiyatro ve oyunculuk kulübüne üye misin? Neam. Evet. Ene udvun fiha. Evet ben ona üyeyim. Ve ma enşitatü diyor. Onun faaliyetleri nelerdir? Neşit aktivite faaliyet demek. Enşitatü faaliyetler çoğul olmuş etkinlikler. Ve ma enşitatü nadir halat ya Hasan. Hasan diyor seyahat kulübünün aktiviteleri nelerdir? Faaliyetleri nelerdir? Hasan cevap veriyor. Enşitatüha onun faaliyetleri bu. Ha kulübe gitmiş arkadaşlar. Masrahiye oraya gitmiş. Enşitatüha onun faaliyetleri. Es-seferu gezi yolculuk. İla Badül Metahif. Bazı müzeleri. Müthafun müze demek, metahif müze de, müzeler demek çoğul. Badül Türkçedeki bazı kelimesi. Bazı müzelere yolculuk ve emakinül eseriye tarihi yerlere, arkeolojik yerlere gene bu devam ediyor. Toparlayacak olursak onun faaliyetleri bazı müzelere ve arkeolojik yerlere geziler diyor. Ve hel indeküm ve sizin var mı diyor. Enşitatü fi ardil masrahiyat ya Sami. Arz sunum demek. Türkçede de kullanılıyor arz etmek mesela sunum göstermek. Sizin diyor tiyatro kulübünde bir gösteriniz var mı diyor. Ve hel indeküm. Sizin tiyatroda bir faaliyetiniz, bir sunumunuz var mı? Tiyatro gösteriminiz var mı? Arz etmek mesela sunmak burada geçen kelime.
Şu imleci de göstereyim. Nem, evet. İndena, Ardun, Masrahiyat. Evet, bizim tiyatro gösterilerimiz. Bakın çoğul almış arkadaşlar. Tiyatro gösterimiz var. Fişehrü, Kanunissani, Ocak ayında. İnşallah, inşallah bizim Ocak ayında bir gösterimiz vardı diyor. Ha, tiyatro gösterilerimiz var. Ala fikra. Arkadaşlar bu bir kalıp. Aklıma gelmişken. İngilizce'deki by the way. Ala fikra. Mahiye endiyetün uhra. Sizin diğer kulüpleriniz nedir diyor. Fil medreseti. Nadi kulüp demek. Endiye kulüpler. Okulun aklıma gelmişken sizin okuldaki başka diğer kulüpleriniz nedir? Bakın endiye kulüpler, uhra diğer. Aklıma gelmişken okulunuzdaki diğer kulüpler nelerdir? Fi medresetti okulda var. Nadi fen ve sekafet. Okulda bakın benim okulum falan dememiş. Sadece okulda demiş. Daha nötr. Fi medreseti okulda vardır. Fi başta gelirse vardır anlamına geliyor. Fi medreseti nadi fen ve sekafet, kültür ve sanat kulübü. Nadi şiir, şiir kulübü. Nadi riyada, spor kulübü. Nadil hasup, bilgisayar kulübü. Sami'nin diğer cümlesine bakalım. Fi şehri kanunil evvel, Aralık ayında, kanunin evvel, Aralık ayında demekti. Setebde'u, enşitetü, faaliyetleri başlayacak. Neyin? Ennevadi, bir ameliyatiha. Kulüpler diyor, faaliyetlerine başlayacaklar diyor Aralık ayında. Bu şekilde söylemiş. Sonra ayet-i kerimeye geçmiş arkadaşlar. Burada iki tane ayet-i kerimeden bahsetmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tanesi Suretül İnşirah. Feyza feralte fensap ve ila rabbike fergap. Ancak Rabbine yönel. Ancak Rabbine yönel. Evet. Öyleyse bir işi tamam. Yönel ve yakar. Öyleyse bir işi tamamladığında diğerine yönel. İnşirah suresindeki ayet-i kerime. Diğer ayet-i kerimeye bakalım. O da Müminin suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine hum anillavi muridun. Onlar ki boş şeylerden yüz çevirirler. Arkadaşlar bu etkinlikte de bir sıralama yapmamızı istemiş. Cümleleri tekrardan yerleştirmemizi istemiş. Son sayfaya geçelim. Kitabımızın son sayfası. Burası da tüm kulüplerin işten bir özeti olmuş. Ben sadece bu tamamlamanızı istemiş. Ben resimlere göre size tekrar söyleyeyim. Keman kelimesi Arapçada da keman demekti. Bunun kulübü nedir? Nadi el fen ve sekafet, kültür ve sanat kulübü, Nadil Mektebeti, kütüphanecilik kulübü, Nadil İsafatil Evveliye, ilk yardım kulübü, Nadi Hilali Ahmer Kızılay Kulübü, Nadir Riyada Spor Kulübü, Nadi Es-Sıhhatü ve Nezafet, Çevre ve pardon, Sıhhat Sağlık demekti, Sağlık ve Temizlik Kulübü. Arkadaşlar kitabımızı bu şekilde tamamlamış olduk. 9. sınıf kitabı gerçekten yoğun bir kitaptı. Çok etkinlikler, çok aslında öğrenciler için katkı sağlayıcı etkinliklerdi. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım katkı sağlamışımdır.